Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 geometri kampının 10. haftasının 4. videosundayız. Paralel kenarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Paralel kenar bu video ile bitiyor. Yani paralel kenarda alanın 4. özelliğinde kalmıştık. Sayfa numarası 134, 135 ve 136'yı bitirip paralel kenarı bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. 4. özellikte kalmıştık. Bakalım ne diyor? Paralel kenarın köşelerinde oluşan üçgenlerin alanları paralel kenarın köşe açısını oluşturan kenarların çarpımıyla doğru orantılıdır diyor. Mesela şöyle bir şey denilmiş. Bu önemli bir yere sahip arkadaşlar. Bunun da ispatı şeyden geliyor. Mesela 2A iken burası 2A, 2B iken burası da 2B ya. Şöyle oranlamalar olduğunda şu alan A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşitken A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü şuradaki alan mesela oranlayalım. Şununla şunu oranlayalım. B çarpı 2A çarpı sinüs burası da 180 eksi alfa yapıyor. Sinüs 180 eksi alfa bölü 2. Arkadaş A'lar B'ler gidiyor mu? Gidiyor. Sin alfa ile sin 180 eksi alfa eşit götürüyor. Bölü 2'ler de gitti. Sadece bak ne kaldı? Katsayılar sayılar çarptı. 1 bölü kaç sayılar 2. 1 bölü 2. Gerçekten de cümlede söylenildiği gibi. katsayılar sayılar çarpımıyla köşelerde oluşan üçgenlerin alanları doğru orantılıdır arkadaşlar. O da sinüs muhabbetinden geliyor. Peki hocam biz bunu dedik. Burası 2A burası 2B. Kasteler çarpımı 1. Esken burası. Kasteler çarpımı 2. 2S olur. Kasteler çarpımı 2. 2S olur. Bir de paraya kenarı da şurası 2A, 2B, burası 2A ya. Kas çarpımı üçgende oluyordu. Şu üçgen oluşturacak olursak burası 4S, burası da 4S. Tüm alan kaç S yapıyor? 8S yapıyor arkadaşlar. He, biz şu köşelerde oluşan üçgenlerde kas çarpımının çarpımıyla doğru orantılı derken paraya kenarının alanını da kas sayılar çarpımıyla Kasteler çarpımın 2 katıdır diyebiliyoruz. Çünkü niye? Çünkü arkadaşlar 2 tane üçgen oluştuğu için. O yüzden bu alanda 8S olduğuna göre 2, 4, 5S buradaysa buraya da kaç S kaldı diyebiliriz. 3S kaldı diyebiliriz. Bazı çok güzel sorularda karşımıza çıkıyor. Bunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Önemli özelliklerden biridir arkadaşlar. Bazı soruları da özellikle bu kolaylaştırabiliyor arkadaşlar. Bu tekniği çoğu soruda kullanabilirsiniz. Mesela şuna bakalım. E hocam şunlar A A. Burası da B B iken. Burası 2 A. Burası 2 B mi oldu? Evet. Şimdi kas sayılar çarpımı 1. Burada kalan A iken. 2. Burada kalan 2 A. 2 kere 1 2. Burası da 2 A. Kas sayılar çarpımına bakıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 de 8. Tüm 8'i alacak. 2 4 5 A'sı buradaysa buraya da 3 A kaldı diyebiliriz. Turuncu ile tar taralı bölgelerin alanları 9'muş. Yani 3A'yı bize 9 vermiş. 3A 9 ise arkadaşım A'yı böylelikle 3 buluruz. Bize gri ile taralı bölgelerin alanı isteniyor. 5A isteniyor. A yerine 3 yazarsak cevap 15 çıkar. Evet bunu unutma. Köşelerde oluşan üçgenlerin alanları kasayla çarpımla ile doğru orantılıyken para kenarın alanı kasayla çarpımının 2 katıdır. Evet örnekte 39'u böylelikle kaç bulduk? 15 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar mesela burada ne verilmiş? FC uzunluğu A iken burası 3A verilmiş. A iken DF uzunluğu 3A. Ondan sonra burası 3B iken burası da 2B verilmiş. 2B, C, E, B, e de 3B verilmiş. katsayılar sayılar çarpımıyla gidebilirsiniz. Hocam katsayılar sayılar çarpımın burası 2A iken paraya kenarının alanında 4 kere 5, 20, 2 katı 40A diyebilirsiniz arkadaşlar. E, 2A eşittir 2A eşittir. Ne 2 ise A'yı buradan 1 bulursunuz. Bizden 40A isteniyor. O zaman A yerine 1 yazarsak da cevap kaç çıkar? 40 çıkar. İşte. Ama bu soruyu bu şekilde alan dağıtarak da yapabilirdiniz aslında. 2B'deki alan işte e, 2 ise 3B'deki alan 3A 3A diyebilirsiniz. Sonra a'daki kalan 5A ise 3A'da kalan e, 15A diyebilirsiniz. Sonra burası 20A ise burası da 20A deyip e, 40A isteniyor bizden. 2A, 2 ise A'yı da 1 buluruz. 40A'da 40 çıkar şeklinde de söyleyebiliriz. A bu yöntemi de kullanmak gerçekten güzel arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik şu soruya. ABC'de paraya kenar soru değil pardon. Bir yamuk arkadaşlar şöyle bir yamukla paraya kenarın alanı sorulduğunda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Vallahi hiçbir kural ezberlemenize gerek yok aslında. Böyle oranlamalar. Burası A, burası B. Alan ABCD bölü alan e, FKL nedir biliyor musunuz? A artı B bölü şu kenarda X ise 2X şeklindedir oranlaması. Ama bence bunu ezberlemeyin. Aklınızda kalmaz. Ha şöyle hocam alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu paraya kenarının alanında X çarpı yükseklik olduğu için bu kural geliyor ama gerçekten ezberleme niye? Gel bak beraber yapalım. Beraber yapalım. Bak ABC'de paraya kenar. Şurayı 4 vermiş. DE'yi. Burası da 4. Burası da 4 verilmiş. Yani 4, 8, 12. Bir kenar 12. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı 8 verilmiş. Arkadaşlar sarı boyalı bölgenin alanı 8 ise hocam bir yüksekliği bulabilirim ben burada. Yükseklik nedir? Alt taban artı üst taban. Şuraya da yükseklik diyelim. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Kaç vermişler bize? 8. E o zaman 4 ile e, 2 ile 6 sadeleşse 3. Haşı buradan kaç bulur? 8 bölü 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? Mavi boyalı bölgenin alanı isteniliyor. E, mavi boyalı bölgenin alanı da paraya kenarının alanından. Hadi paraya kenarının alanı ne? 12 çarpı H. 8 bölü 3'ten neyi çıkartacaksınız? Bunu çıkartacaksınız arkadaşlar. Bitti gitti. Şu şu gitti. 4. 4 kere 8 32. 32'den 8 çıkarsa da kaç kalır? 24 kalır. Yani yamuk alan formülü ve paraya kenar alan formülünden yapabilirsiniz bunu. Normal alan dağıtarak da gidebilirsiniz ama gerek yok. Tabana ait yükseklik böyle yamukta çizdiğiniz zaman bu tabana ait yükseklik yamuğun yüksekliği aynı zamanda paralel kenarın da yüksekliği yapıyor. Haşı ben burada 8 bölü 3 buldum ya ondan sonra kendiliğinden çıkıyor. Yani sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. Bildiğiniz bilgiler. Ya o yüzden gelip de burada şu kuralı ezberleyeyim hocam onu yapayım hocam bunu yapayım demenize gerek yok. Bu arada yanlış yazmışım. Alan ABC'de. Alan ABC'de tam tersini yazmışım alan ABC'de 2x bölü FKL e, alt taban artı üst taban yamuk ya o yüzden yanlış yazmışım. Tamam. E, nereden geliyor? Hadi yüksekliği h diyelim. E, alan ABC'de x çarpı h eşit. E, öbürü de yamuğun alan da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yazacaktım pardon. Bölü 2. E, bunları oranladığım zaman şunlar gitti. 2 yukarı gitti. 2x bölü a artı b'yi olduğunu görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Tamam. Evet. Ama dediğim gibi ispat yöntemiyle yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Evet geldik örnek 42'ye. ABCD paralel kenarında hemen ABCD paralel kenarını çizelim arkadaşım şöyle. Çizdik. A, B, C ve D'yi çizdik. Bakalım. DC kenarı kenar üzerinde K ve L. Şuradan bir tane K. Buradan da bir tane L seçelim diyor. AB üzerinden de M ve N işaretleyelim. M ve N işaretledik. Tamam. Sonra burada bir oran verilmiş. KL uzunluğu A iken 4A olacak hepsi. Burası 2A olacak. KL uzunluğu. KL uzunluğu A iken MN uzunluğu 2A'ymış. Bu daha büyük olacak ama önemli değil. Neyse ya şey yaptık. DC uzunluğu da neymiş arkadaşlar? DC uzunluğu da şurası. Şuradaki uzunluk. Kaç buradaki uzunluk? Yani alttaki uzunluk oluyor değil mi arkadaşlar? Alttaki uzunluk kaç oluyormuş? Burası da 4a olacakmış. Şimdi alan KLM nedir diye soruluyor. Arkadaşım sen şurayı şöyle buldun. Bize neresi verilmiş arkadaşlar? Alan KLM ne soruluyor bize? Bize şeyin alanı verilmiş. Nerenin alanı verilmiş? Alan ABC'de verilmiş. Bu yamuğun yüksekliği aynı zamanda şeyin de yüksekliği. Bu taban Paraya kenarının alanı 4 A çarpı H değil mi? Evet 64 ise A çarpı H'ı kaç bulduk buradan? 64 bölü 4'ten 16 bulduk. Bizden ne isteniyor? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. 3 A çarpı yükseklik bölü 2 isteniyor. Hocam A çarpı H'ı 16 bulduk. A çarpı H yerine 16 yazacak olursam şurada. E, 3 çarpı A çarpı H yani 16 bölü 2. O da 48 bölü 2'den kaç çıkıyor? 24 çıkıyor. Örnek 42 24 çıktı. Yani dediğimiz gibi ispat yöntemi bence daha kolay. Ezbere gerek var mı? Yok tabii ki. Geldik buraya. Burada da arkadaşlar şunlar paralel verildiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Şu alanlar hep birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Şuradaki alan şuradaki alana. Paraya kenardan dolayı köşegen ya. E hocam buradaki alan B iken buradaki alan da B oluyor. Evet işte ondan dolayı şu alanlar da birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Buraya onu yazacağız zaten. Alan KPMD KPMD eşittir alan P'ye eşit oluyor arkadaşlar niye E hocam büyük paralel kenara düşün A artı B burası buraya C diyecek olursam e burası A artı B artı C ise burası da A artı B artı C yani buraya da C alanı kalmak zorun da arkadaşlar evet gördüğünüz gibi biz bunu yine ispat yöntemiyle yapacak olursak e, buradaki şey bence gerek kalmıyor özelliğe vay efendim şu alanlar birbirine eşit. Vay efendim şu alanlar birbirine eşit. Bunlar paralel kenar olduklarında hepsi. Gerçekten gerekiyor. yok. Kendimiz bulabiliyoruz zaten bunu. Şimdi mesela soruda ne demiş? Alan ABC'de paralel kenar AC köşegeninin E noktasından geçtiği bilindiğine göre adam bize direkt diyor vermiş bak. Evet kırmızı alan şimdi ne olacakmış? Paralel kenar şeklindeki tarlanın kırmızı ile taranan bölgesine domates, yeşil taranan bölgesine salatalık ekleyecektir. Domates ekilecek bölgenin alanının salata ek, salatalık ekilecek bölgenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Özellikten direkt 1 ama özelliği boş ver. Burada kalan A ise burası A mı? Evet paraya kenardan dolayı. Burası B iken burası B mi? Evet. Şu büyük paraya kenarı düşünelim. Burası C ise A artı B artı C. Burası da A artı B artı C olmak zorunda. Burası da C olacak. Yani bizden C bölü C isteniyor. Cevap kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. İspat yöntemi bence daha kolay. Oradan yap kardeşim. Ezberle ezberle ezberle. Nereye kadar? Geldik bir sonraki soruya. Bak şimdi 6 ise burası 6 mıdır? Paraya kenarın bak. Yarısı 6 ise burası 6. Burada da 8 ise burada kalan da 8 midir? Evet. Alan A, B, vermiş. E hocam şu alanlar birbirine eşit. Bu nereden geliyordu? Şu köşegeni çizdiğimiz zaman geliyordu değil mi arkadaşlar? Yani burada kalan x ise burada kalan da x'tir. E, 2x artı 8, 8, 16 artı 6, 6, 12 eşittir. Tüm alan 56'ymiş. E buradan ne geldi? Şu ikisi kaç yaptı? 28. 28 mi yapıyor? Evet. 2x eşittir 56x 28'den 28 yapar. X de böylelikle kaç yapar? 14 yapar. Bizden alan ne? B, L, p yani x alanı isteniyor. O da 14 yaptı arkadaşlar. 7. özelliğe geldik. Evet. Şimdi 5 yıldızlı alan özelliği vermiştim arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bu alan tüm alanın yarısıydı. Şurada herhangi bir orana gerek yoktu. Niye 5 yıldızlı alan özelliği vermiştim? Çünkü yani çok 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 önemli. Bütün sorularda çıkıyor diye değil. Yapamadığınız sorular oradan çıkıyor diye vermiştim. İşte burada da buna 3 yıldız koyuyorum arkadaşlarım 7.ye. Çünkü yapamadığınız sorular arasında bir de bu oluyor. İspatını da yapacağım merak etme. Bak şimdi burada özellik şu. ABC'de paraya kenar ve içinde bir nokta alınmışsa Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. S1 artı S3 ile S2 artı S4 birbirine eşit oluyor. Hocam sebep. Ya şu paralel kenarda şurada bir paralel kenar oluşturacak olursak. Şu alan üstteki paralel kenarın yarısı mı? Evet. Şu alan alttaki paralel kenarın yarısı mı? Evet. E burası S3 iken şurası 2 tane S3. Burası S1 iken burası 2 tane S1 yapar. Tüm alan ne yaptı? 2S1 artı 2S3 yaptı. Bak S1 artı S3 şu ikisinin toplamı tüm alanda 2S1 artı 2S3. Gerçekten şu ikisinin toplamı tüm alanın yarısı yaptı mı? Yaptı. Aynı mantıktan dolayı şunlara da yapabilirsin. Bak ispatını yapıyorum. Bunda da yine aynı şekilde en sevdiğimiz 5 yıldızlı ya. Şurada 5 yıldızlı oluştursak hocam S4 ise şurası 2S4. S2 ise şuradaki alanda 2S2'dir. E, Kaçlı alanlar toplamı S2 artı S4. E, tüm alanda 2S2 artı 2S4. Yani bu ikisinin toplamı da tüm alanın yarısı oldu. E, tamam ispatları yaptık. Madem şu ikisi tüm alanın yarısı yaptı toplamı. E hocam bu ikisi tüm alanın yarısı şunlar da tüm alanın yarısı yaptı. Şöyle değil mi? E, o zaman bu ikisi de tüm alanın yarısı. Bu ikisi de tüm alanın yarısıysa karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit olur. İşte burada da yazmışız. Bu da 3 yıldız. Genelde yine kaçan sorular arasında oluyor. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 5 ee, yıldızlı alana da ispat yöntemindeki gibi 5 yıldızlı alana da çevirebilirsiniz tabi ki. Evet ABC'de paralel kenar alan ABC'de 70 verilmiş tüm alan 70. Arkadaşlar e şurası da bizden ne isteniyor? X isteniyor. Yani şuraya X diyecek olursak X artı 20 tüm alanın yarısı yani 70'in yarısı yapar. 35 yapar. X de böylelikle kaç çıkar? 15 çıkar diyebilirsiniz. Ya da ispat yöntemiyle şöyle paralel atıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ispat yöntemi bazı sorularda karışık olduğu için... O yüzden bunu bilmenizde fayda var. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine e, karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit ve karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın yarısı yapıyor arkadaşlar. Bunu da unutma. Geldik örnek 46'ya. ABCD paraya kenar şurası dik verilmiş. Dik üçgen olarak verilmiş. E, burada dik üçgen verilmiş. Hemen kullanalım. 6, 8, 10. Karşı tarafta 10 mu? Evet. Bizden ne isteniyor? Alan ABC'de isteniyor. Ben şu alanı bulabilirim. Bu alan nedir arkadaşlar? Bu alan 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den 24 burası. E hocam şu alanı da bulabilirim ben. Niye? Çünkü bu bir ikizkenar üçgen. E ikizkenar üçgen olup da tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. E çizdiğin yüksekliği 6 6 diye iki eş parçaya böldü. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni oldu burada. E o zaman bu üçgenin alanı da çıktı mı? Çıktı. Taban 12 yükseklik 8. 12 çarpı 8 bölü 2. Yani bu da kaç çıktı? 48 mi çıktı arkadaşlar? Evet. Şu alan 48 çıktı. Tamamı. Şu yarısı değil bak dikkat. Burası 48. E şimdi alan ABC'de isteniyor. Bak şu sarı alanlar toplamı tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Sarı alanlar toplamı 24 artı 48 yapıyor. Ve bunun iki katı da tüm alana eşit olacaktır. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 72. 72'nin de iki katı kaç yapar? 144 yapar. Yani böylelikle örnek 46'yı ne bulduk arkadaşlar? 144 olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 47. Şekil 1'deki kenar uzunlukları 10 ve 12 birim olan ABCD paraya kenarıyla şekil 2'de kenar uzunlukları X ve 15 birim olan KLMN paraya kenarı A ve K köşeleri üst üste gelecek şekilde şekil 3'teki gibi çiziliyor. Şekil 3'te mavi ile taralı olan bölgelerin alanları birbirine eşitse hmm. bu alanların eşitliğini kullanacağız. Şimdi ABCD paraya kenarı bir kenarı 12, diğer kenarı 10. Burası 15. Şurası 15 şu kısa kenarda x olarak verilmiş. E ben bunu nasıl kullanacağım şimdi? Şu alanlarda birbirine eşitmiş. Ha, madem birbirine eşit bu alanlar. Mavi boyalı alanlar. Bak dikkat dikkat. Şurası A alanı. Yani şurası A alanıysa buradaki alan da ne? A alanı değil mi? Mavi alanlar birbirine eşitmiş. Peki ben buraya B alanı diyecek olursam. Açıları da eşit vermiş. Şuraya alfa dersem. Burası da alfa. Buraya da beta diyecek olursam. Arkadaşlar burada Bak dikkat et şu paraya kenarın alanı da A artı B. Şu paraya kenarın alanı da A artı B. Bak dikkat. Burası da A artı B. Burası da A artı B. Oldu mu? Oldu. Alanlar birbirine eşit. Ve burada A açısı alfa artı beta. Alfa artı beta A açısı. K açısı da alfa artı beta. K açısı da alfa artı beta. E hocam alanlar eşit. Alfa artı betalar da var. Ee, karşıyım aslında ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle ki Hocam şu kollar çarpımı sinüs alfa artı beta ya eşit ya alan. Bu da kollar çarpımı sinüs alfa artı beta ya eşit ya. E orada şey yazabiliriz aslında. E ne derler? 10 çarpı 12 çarpı hani a artı b alanını yazıyorum arkadaşım. 10 çarpı 12 çarpı sinüs e, a alfa artı beta bölü 2 olduğundan öbürü de a artı b alanı x çarpı 15 çarpı sinüs alfa artı beta bölü 2 olacağından yok bölü x yoktu arkadaşlar. Ee, kollar çarpımı sinüs alf, sinüs alfa eşitti. Hatta sinüs alfa artı beta eşit olduğundan. Bunların her ikisi de A artı B alanları olduğundan eşit mi oldu? Evet. Sinüs alfa artı betalar gitti. O zaman burada 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2, 3'e bölsen 3'e bölsen 4, 4 kere 2 8. X'i de böylelikle 8 olarak buluruz. E hocam hani sinüse karşıydınız ne oldu? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar sinüse karşıyım. İkinci olarak da şöyle yapayım. E hocam alanlardan bahsediyoruz. Tabana ait yükseklik çizebiliriz. Yükseklik çizdiğim zaman burası alfa artı beta ya. Şurada kaç ya nokta çizersem. Alfa artı beta 90 nokta. Şu üçgenle şu üçgen benzer mi? Benzer. 90'ın karşısı 10 90'ın karşısı x. E o zaman burada benzerlik oranı 10 bölü x. Alfa artı beta'nın karşısı 10'un katı Burası da x'in katı olmak zorunda. İkinci yolda da tabana ait yükseklikten yapıyorum. İkinci yol e, a artı b alanı neye eşit arkadaşlar? Hocam 12 çarpı 10 k'ya eşit taban çarpı tabana ait yükseklik 12 çarpı 10 k'ya eşit. Aynı zamanda burada da tabana ait yükseklik 15 çarpı x k'ya mı eşit olacak arkadaşlar burası? 15 çarpı x k'ya eşit olacak. Bak sinüse girmeden yine rahat bir şekilde sonuca ulaştık. K'lar ne oldu? 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 5'e bölsen 2. E sonra 3'e bölsen 3'e bölsen 4. 4 kere 2 8. X'i böylelikle yine 8 buluruz. Bu da ikinci yol arkadaşım. Tamam. Yani illa sinüsten yapacağız diye bir şey yok. Tabana ait yükseklik hayat kurtarıyor. Geldik bir sonraki soruya. Ali ve Can aşağıda gösterilen ABC'de paralel kenar şeklindeki tahtaya ok atma oyunu oynayacaklardır. Ali ve Can ok attıklarında hangi bölgeye gelirse o bölgenin alanı kadar puan alacaklardır. Evet, hangi bölgeye gelirse. Ali'nin ilk atışında ok mavi bölgeye, Can'ın ilk atışında ise ok pembe bölgeye gelmiş ve Ali 9 puan. Evet, Ali 9 puan almış. Çünkü Ali'nin attığı ok mavi bölgeye gelmiş. Can ise 7 puan. Can'ın de nereye gelmişti? Pembe bölgeye. Burası da 7 puanmış. Ali ikinci atışında ok sarı bölgeye geldi. Ali'nin iki atış sonucunda toplam kaç puan olmuştur diye soruluyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Şurada. Arkadaşlar bak şu bir yamuk değil mi? Evet. Yamukta yan taraftaki alanlar, yanaklar birbirine eşit olmuyor muydu? Aynen. Bak para kenar içinde yamukla da uğraşabiliriz. E tamam. A, A. Sonrasında ne diyebiliriz burada? Hocam dikkat şu alanı bulmaya çalışıyorum ben. Bu alan dikkat et dikkat et dikkat et. Şurası tüm alanın yarısı değil mi? E geri kalan şurası da tüm alanın yarısı. E paraya kenar alanının yarısı neye eşit oldu? A artı x. Aynı zamanda a artı 9 artı 7'ye mi eşit? A artı 9 artı 7'ye eşit. A'lar ne oldu. X'i de 16 bulduk. Evet x'i 16 bulduk. Bizden ne isteniyor? Ali Ali'nin iki atış sonucunda aldığı puan. İlkinde 9 puan almıştı. İkincisinde de 16 puan aldı. Toplamda kaç puan almış oldu arkadaşlar? 25 puan almış oldu. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bazen böyle yamukla da ilgili kısımlarda karşımıza çıkabiliyor. Yamukta yanakların birbirine eşit olmasını kullanacağız. Ya da şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Hocam şu 5 yıldızlı alan muhabbetini kullanıp hani şurası A deyip e, burası burası X'e hocam yarısı A artı X. Diğer yarısı da aynı şekilde olacak deyip o şekilde de yapabilirdik ama tercihimizi bu yamuktan yana kullandık. O şekilde çözdük soruyu arkadaşlar. Yamuğu daha önce anlattık ya. Yamuktan da çözebiliriz Tabii ki. Geldik 49'a. Yani sanırım bu videonun son sorusuna. Kenar uzunlukları 15 ve 21 olan şekil 1'deki ABCD paraya kenar şeklindeki kağıt şöyle bir katlanmış. Arkadaşım ben şuranın 15 olduğunu biliyorum. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. 15. Tamamı 27. Burası 5. Eee Hocam şunlar da birbirine eşit olacak. Eyvallah. Üstüse binen açılar da eşit olacak ya. Aa hocam paralel kenar ya. Z'ye dikkat et. Nokta açısı yaptı. İkiz kenar çıktı. Bunlar da eşit oldu mu? Oldu. E o zaman çift çizgi dediğimiz 15 oldu arkadaşlar. Tamam. E o zaman burası 15. Burası da 15 ya. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit. Ve şunlar da birbirine paralelse paralel kenar çıktı aynı zamanda burada. 5 ise burası da 5 olur. Hatta e, çift çizgi 15 bulmuştu zaten 15. Burası da 5 diyebiliriz. Karşılıklı kenarlar eşit işte olduğunda paraya kenar diyebiliriz. Neyse. ABCD paraya kenarın çevresi A çıktı. Bir kenar ABCD paraya kenarının çevresi 15 20. 15 artı 20'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Çünkü burası da 15, burası da 20 olduğundan dolayı ABED yamuğunun çevresinden 12 birim fazla ise. Hmm. O zaman şuraya da ben bir x diyeyim e, ee, buradan şunun çevresini çıkartacağım. 20, 20, 15, 20 burası, 20 burası. 40 x, 40 artı x'i çıkartacağım. Bak şimdi. ABC'de paraya kenarın çevresi. 15 artı 20'nin iki katı. Ee, nereden? ABD yamuğun çevresinden. Şuraya x dedim. Bak, ABD yamuğun çevresi. Burada 20 var. Burada da 15, 5, 15, 5 toplamı 40 yaptı. Ee, 40 artı x'ten ne kadar fazlaymış arkadaşlar? 12 fazlaymış. O zaman bundan bunu çıkarttığında 12'ymiş. Yani şurası kaç yaptı? 35. 70 eksi 40 eksi x eşittir 12 imiş. E buradan 70 eksi x ne yaptı? 30. 12'yi buraya atınca 18 eşittir x mi oldu? Evet. X'i böylelikle 18 bulduk. Bizden ne isteniyor? Bu iki şeklin alanları arasındaki fark kaç birim karedir diye soruluyor bize. Hmm. Hmm. Arkadaşlar burada karşımıza ne çıktı? Bir x kenar üçgen çıktı. E, x kenar üçgen çıktı. Tabanına ait yüksekliği çizebiliriz artık. Tabanda mevcut ya. O zaman tabanına ait yüksekliği çizecek olursak. Hocam burası 9 burası da 9 mu oldu? Evet. 9 15 üçgenin 9 12 15 üçgeninden 12'yi yazdık. E bu üçgenin alanını bulabilirim ben. 18 çarpı 12 bölü 2. 18 çarpı 12 bölü 2. Kaç çıktı burası? 108 çıktı. E şurası 108. Hocam burası 108. Bizden ne isteniyor? Bu iki şeklin alanları arasındaki fark isteniyor. Bak şimdi, şu kocaman kısma A diyecek olursam, e, burası ne oldu? Şuradaki alanları bulabilirim aslında. Nasıl bulabilirim? Şöyle diyebilirim. Hocam burası 108 ise katlamadan dolayı burası da 108. 15'te kalan bilmem neyse, 5'te kalan bilmem ne deyip öyle alan dağıtması yapabilirim aslında. Ama e, ben buraya kocaman bu yamuk şeklinde A dersem, tüm alan A artı 108 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Bizden ne isteniyor zaten? İki şeklin alanları farkı isteniyor. Yani A artı 108'den neyi çıkartacaksın? Şuradaki alanı A'yı çıkartacaksın. Cevapta kaç yapıyor o zaman? 108 çıkıyor. Yani işlem kalabalığı yapmadan bu şekilde de söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi alan da dağıtabilirsiniz. Evet gençler böylelikle örnek 49'da ne bulduk? 108 bulduk. Ve böylelikle paralel kenarı bitirdik. Bu, bu hafta bitti mi? Bitmedi. Bir videom daha var. Orada da eşkenar dörtgen anlatacağım. 10. haftanın son videosunda yani 5. videosunda. Arkadaşlar burayı bitirdik ama burada da ne yaptık genelde hep üçgen düşündük ama 5 yıldızlı alan ve 3 yıldızlı alan bilgileri verdik. Orası da önemli onlara da dikkat ederseniz onlara da dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum alanla ilgili olan kısımda. Paraya kenar çok önemli. Üçgeni paraya kenarda ne kadar iyi kullanırsanız bundan sonraki konularda da çok iyi kullanırsınız. Ee, çok da rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Evet bu haftanın dördüncü videosunu bitirdik. Beşincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.